Pijama sohbetlerinden herkese merhaba. Efendim bugün gerçekten yani bu hazırlayacağımız video bir reklam videosu değil. Tamamen bir başarı hikayesi. Cumhuriyet'in aydınlık yüzünün bize kazandırdığı önemli değerlerden Ayşe Şen. Hoş geldiniz. Aha, hoş bulduk. Asıl ben teşekkür ederim. Gerçekten göründüğünüzden daha tatlısınız. Ay, ve içime işlediniz. O kadar sempatiksiniz ki. Bazı ünler var ya hani böyle ay falan oluyorsunuz böyle bir kaprisli falan. Sizde hiç yok. Girer girmez. Bütün yorgunluğum gitti. Ay, enerjiniz içimi ısıttı. Ay ne güzel. Çok tatlısınız. Ne mutlu. Biz Ayşe Hanım'la yıllardır tanışıyoruz. Ben aslında şöyle söyleyeyim. Sofya'nın arka bahçesi var. Onun ürünlerini kullanıyorum. Evime soktuğum ürünü de herkese tavsiye ederim. Kendim yiyorum çünkü. Hep telefonda konuşuyorduk. Hiç yüz yüze tanışmak nasip oldu. Evet. Ama ben de siz ses tonunuzu o kadar çok seviyorum ki hep Kevser'de konuşuyoruz. Ya ne tatlı bir ses tonu var. Ne güzel konuşuyor. O kadar içten. Gerçekten de öylesiniz. Çok teşekkür ederim. Evet. Anlatsanıza bize Ayşe Hanımcığım. Sofya'nın arka bahçesi nasıl bir proje? Nasıl doğdu? Nasıl şekillendi? Bir başlayın sıfırdan şöyle. Sofya'nın arka bahçesi aslında kadın kahramanların hikayesi. Biraz da benim anneme ve geçmişime olan vefa borcum, özellikle anneme. Hepinizin hayatında vardır böyle hikayeler. Anadolu'da daha çok yaşanır. Rahmetlik annem çok gariban bir kadındı. Bunu her yerde artık başardıktan sonra anlatıyorum. Başarmadan önce hiçbir şey anlatmıyordum. Arkadaşlar onun altını çizelim. Başardıktan sonra hakikaten Sofya'nın arka bahçesi benim bir vefa borcum. Şimdi kitabı çıkıyor. Yurt dışında ihracata başlıyoruz ve bütün fuarlarda Sofya'nın arka bahçesindeki o hikayeyi, Semra Şen'in ve Ayşe Şen'in yaşadığı mücadeleyi bütün kadınlara örnek olabilsin diye herkese anlatmak amacıyla kitaplar basıldı. Ve yurt dışında herkese ulaşacak inşallah. Türkiye içinde olur mu bilmiyorum. Belki takipçilerime bir jest olsun diye onlara da koyabiliriz kolilerini. Annem Semra Şen sadece köylü olduğu için kırmızı şalvarı ve defne sabunu yüzünden terk edilen bir kadın. Evet. Ben 6 yaşındayken bizi babamız terk edip gitti. Aslında uzun uzun anlatmak isterim ama burada çok da anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Onun bu garibanlığı, onun bu yarım kalmış bütün hayalleri, onun bu bütün eksikliklerini biz Sofya'nın arka bahçesinde tamamladık. Bir yerde annemin o intikamını babamdan aldık, öyle diyeyim. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Kimse başaramam demesin. Zor, evet çok zor. Sofya'nın arka bahçesi Ayşe olarak çok yoruldum. Kadınlar tarafından çok yıprandım. Kadın düşmanlarım tarafından çok eleştirildim. Yakınlarım tarafından çok yıprandım. Ama ben başardıysam herkes başarır diye düşünüyorum. Aslında biraz duygu yüklüyüm. Çok duygu yüklüyüm. Neresinden anlatayım de çok bilemiyorum ama Evrim Hanım. Zor bir çocukluk yaşadım. Yani hiçbir çocuğun yaşamak istemediği şeylerle karşı karşıya kaldım. Annemin mücadelesi, annemin o çabası, annemin o çocukları için, iki tane çocuğu için gecesini gündüzüne katmış hali hep kafamın bir tarafında yer eder. O yüzden çok güçlü dururum. Çok az ağlarım. Çok az insanlar beni ağlarken görür. Nasip oldu, kısmet oldu. Üniversiteyi okudum ama bitiremedim. Evet. Hangi bölüm? Edebiyat öğretmenliği. Evet. En sevdiğim bölüm. Benim de. Kitap okumayı da çok severim. Ama o kadar yansıyor ki zaten dilinize, lisanınıza, daha doğrusu konuşma tarzınıza bu belli ediyor da kendini. Ah, çok teşekkürler. Ne güzel. Ya şöyle, evet okulumu tamamlayamadım, bitiremedim ama insanlara hakikaten ben Denizli'nin çok küçük bir köyüne gelin geldim. Eşimin annesi, babası bağbahçı işleriyle uğraşıyordu. Eşim öğretmendi. Ama ne kadar öğretmen olsa da bilirsiniz köy yerlerini. İlla ki iki tane ineğiniz olmalı, üç tane ineğiniz olmalı. Bir bahçen olmalı. Kadın boş durmamalı. Hala devam eden böyle bir yadigar durum var bizde. Ata mirası. Evet, ata mirası. Bağbahçe işleriyle ilgilenmeye başladım. Küçük bir köy. 1500 nüfusu var. Toplasanız 200 kişi insan var. 300 kişi insan var. Fazla insan yok. İnsanlar genelde hep şehre göçmüş.
göçmüşler. Benim oğlan, bir tane oğlum var, Allah bağışlasın. Ama ilk günden bu yana, yani gittim baktım insanlara, insanlar dantel örüyor, dantel örmeye başladım. Onları pazarda satmaya başladım. Öğretmen diye işim, onun maddi imkanları, imkanların altında ezilmek istemiyorum. Böyle bir içgüdü var. Neden kalan böyle dik duruş, neden kalan bu kendi ekmeğini kazanma mücadelesi. Önce dantel örmeye başladım. Baktım olmuyor, zor iş. Yani para da kazanamıyorsunuz. Bu defa ineklerin sütünü, inek sağıyorum. Ve inekleri sadece televizyondan görmüştüm ben. Yani gerçi evlendikten bizim sonra... gibi yani. Evet. Evlendik. Kevser'de bir gün Bodrum'a gidiyoruz, böyle yolda inek. İnek! Ya böyle, oğlum dedim, evet. Ne var? İnek oldu. Niye evet. Şaşırıyorsun? Evet. Oğlum İstanbul'da nerede göreyim ben onu diyor. Doğru söylüyor. O kadar uzak ki bu, evet, dünya. Evet, benim anneannemler mesela Yayladağ'da oturuyorduk. Biz Yayladağ'ın kışla köyü. Biz Türkmeniz aynı zamanda. İnekleri sağardı dayılarım, teyzelerim. Ama ben bakardım yani. Her defasında köye gittiğimizde bende bir alerji durumu. Evet. O koku, astım alerji var bende. O kokudan dolayı bir hapşırma. Annemi o gittiğimiz güne pişman etme olayı. Evet. Kadın kendini zor atardı tekrar Reyhanlı'ya. Reyhanlı'da oturuyorduk biz. Köyden gelirdik. Ben hiç inekle haşır neşir değildim. Bağ bahçe işlerini bilmem. Asmada yaprağı görürüm, asmada üzümü görürüm. Ama toplayan bir insan değilim. Buraya geldim, bahçe palayacaksın kayınvalidem. İnek savacaksın. Hani bir de eski insan ya, şey yapıyor. Sanki biliyormuşsun gibi davranıyor. Evet, biliyormuşsun gibi davranıyor. Sağ olsun biraz da yani, otoriter. Bütün gelinlerin de olduğu gibi bana da. Bir de ben üniversitede okuduğum için biraz daha şey bende. Hani, baskı yapıyor. Daha baskı yapıyor. Eşime diyor ki işte süslü. Ben daha önce açıktım, evet. Daha sonra kapandım, örtündüm. İnsanların şekliyle yargılamamayı en iyi ben biliyorum. Yani siz ne olursa olsun Allah sizi bir paket olarak yaratıyor. Donanımlı olarak yaratıyor. Kimseyi değiştiremez. Değiştirmemeli de zaten. Aynı mesela Vodafone'dan ya da diğer bir programdan paket aldığınız gibi insanlığınız, iyiliğiniz, kaşınız, gözünüz, merhametiniz, her şeyiniz yaratılarak geliyor. Siz onu değiştiremezsiniz. Örtünmeyi de kendim seçtim. O apayrı bir şey ama tabii ki zamanlar böyle dışarıdan geldiğim için, annem babam olmadığı için, annem çok genç yaşta kanserden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Zor bir çocukluk geçirdim. Zor bir gençlik geçirdim. Zor bir yetişkinlik geçirdim. Hani şey diyor ya Peygamber Efendimiz, hurma ağacının yavrusu yakınında olursa yaşıyormuş. Eğer hurma ağacının yavrusu uzağında olursa o yavru hurma ölüyormuş. Bilmiyordum. Evet. Biliyor musunuz? Hurma ağacı bir dişi hurmayla, bir erkek hurmanın şeyle, tozlarıyla yavruluyor ve hemen yakınında çıkıyor. Ve o yakınındaki şey eğer yakınında kalırsa, annenin göreceği yerde kalırsa büyüyor. Annenin göreceği yerde kalmazsa o hurma ölüyor. Yaşamıyor. Tıpkı bizler gibi. Tıpkı bizler gibi. Ben annemi yokken çok yaşadım. Çok. Yani çocuğum doğdu, emzirmeyi bilmiyorsunuz. Büyüyor, anneliği bilmiyorsunuz. O zaman internet de yok. Yani bundan 18 yıl önce yok. Hiçbir şey yok. Küçücük köy ortamında ne olabilir ki? Ne yapabilirim? Dantel örerim. Kimseye muhtaç olmam. Yetimim. Öksüzüm. Sevilmiyorum. İnsanlar gözünde o köye ait değilim. Dışarıdan geldim. Üniversitede görmüşüm. Onlara hiç benzemiyorum. Ne konuşmam benziyor, ne düşünce yapım benziyor, ne yemeklerim benziyor. Ben Hatay kültürüyle haşır neşir olduğum için daha baharatlı yapıyorum. Onlar daha hafif şeyler yiyor. İşte ben daha çok misafirperverim. Onlar daha çok böyle geriye kapalı. Çekiyorlar, kapalılar. Halen öyle. Yani bulunduğum ortamda 3 tane arkadaşım yoktur benim. Oğlak yükselenim buradan Nuray ablaya sevgiler. Aşırı çalışırım. Oğlak deli gibi. Evet. Ve çok az insana güvenirim. Bu da aslandan geliyor. Çok kendime has kriterlerim var. Yani o yüzden insanlar beni sevmiyor. Böyle tutmuyor enerjimiz. Onlar daha çok böyle kahve yanı sohbet gıybetleri seviyor. Ben de eğer bu insan ortaya bir şey koymamışsa, bu insan bir bana düşünce olarak bir şey katmıyorsa o insanlara çok uzun muhabbet etmiyorum açıkçası. O yüzden ilk başlarda da halen de çok böyle sosyal şeyle, yapıyla çok adapte olabilmiş değilim. Peki.
şeye gelelim. Sofya'nın arka bahçesine gelelim. Evet, yani... Sofya'nın arka bahçesindeki durum şöyle. Bu süreç içerisinde kendimi geliştirirken bir oğlum oldu, büyüyor. Evet. Ve büyürken de sürekli hastalanıyor. Şehirde daha çok yaşıyorsunuz bunu. Tabii. Evet, her hafta hastalanan bir çocuğunuz var. Zaten annelik bilmiyorsunuz. Çok az şey biliyorsunuz. Birileri size bir şeye gösterirse, anlatırsa biliyorsunuz. Gaz nasıl çıkarılır vesaire vesaire. Bu arada anneannem halen yaşıyor ve onunla görüşüyoruz. Anneannem dedi ki, kızım dedi, senin dedi ineklerin var. Hı. Ben sana bir maya tarif edeyim. Sen o mayayı yap, onunla peynir elde edersin. Dedim ki, anneanne ya, balık yavru, devir bu devir mi yani? Yani. Dönemin diki kadın. Aa ya. Aynen öyle bak. Aa, deli misin ya? Vallahi bak. Böyle anneannem dedi ki, sen hep başına buyruksun, hiç söz dinlemiyorsun. Biz gittik ya. Hatay'a, yaptı kadın peynirleri. Koydu önüne, oğlan yiyor. Ondan yiyor, bundan yiyor. Dedim anneanne, değişikliği yiyor. Gittik mi yemeyecek bu. Mayayı da aldım ondan. Bana bir de kuru şirden verdi. Dedi al bu kuru şirdenle devam edersin. Sen yersin. Geldik, yaptım. Evet oldu. Beğendi çocuk. E bunu haşlarsak ne olur? Örgü olur. E bunu sudan çıkarıp bekletirsek ne olur? Dinlenmiş peynir olur. Değişik değişik Muhammed'e yedirmeye başladım. Ama bu arada da kendime bir iş buldum. Muhasebecilik yapmaya başladım. Bir petrol, tabii petrol ofisi istasyonunda muhasebecilik yapıyorum. Kutusu gibi ya. Sürekli bir şey çıkıyor aşağıdan. Ya evet, kabul etmiyor tabii. Aile diyor ki, bağ, bahçe, inek işleri ne olacak? Yaparım, tasalanmayın dedim. Onu da yaparım, onu da yaparım. Sabah kalkıyorum erken saatte, inekleri sağıyorum eşim okula giderken. Oğlanı kreşe bırakıyorum, anaokul var. Ondan sonra işe gidiyorum, geliyorum vesaire, devam ediyor bu döngü. Ama aklım bir tarafında da hep insanlara bunu anlatayım diyorum. Nasıl yaparım? Kimi diyor ki köylüsün, adam yerine koymazlar. İşte kimisi diyor ki evet tamam güzel ama dikkat çekmez. Boşu boşuna yaparsın falan. Bir gün kafamı tasattım, yapacağım ben bunu. Anlatacağım, olursa olur, olmazsa olmaz. Yani benim bir beklentim yok ki insanlardan. Anneler duysun yeter. Sayfayı açtım, üzerinden bir yıl geçti, yine paylaşmadım. Hani aşağılanmaktan da korkuyorum açıkçası. Maruz kaldım ya kadın şiddetine psikolojik olarak. Biraz da o var benim aklımda. Daha sonra bir gün dedim ki paylaşacağım. Paylaşmaya başladım, sorular geldi. Bir gün bir fenomenin dikkatini çekmişim. Anlatırken ben böyle merhaba canlar diyorum ya. O onun çok hoşuna gitmiş. Dedi ki Ayşe Hanım, bir göndersen peynirlerini bir denesek. Beğenirsek sayfamızda paylaşalım. Ama sayfa çok küçük yani 200-250 kişi. Gönderdim peynirleri. Beğendi kadın. Çok da hoşuna gitti. Ama o süreçte kadın beğendikten sonra ben diyorum ki bunları kargolarsam nasıl kargolarım? Bütün kargo firmalarıyla görüştüm. Şu köy olduğu için herkes yanaşmadı. Diyorlar ki işte vergi levhanız var mı? E nasıl göndereceksiniz? Bir sizinle bir sözleşme yaparsak nasıl olacak? Yani biz bir kurum istiyoruz karşımızda. Tabii. Vergiden muaf belgesi aldım. Araştırdım. Neler oluyor, neler olmuyor. Belki dairesinin kapısını çaldım. Ben dedim tarhana, peynir, zeytin, reçel yapacağım. Sütüm var, ineğim var. Köyde yaşıyorum. Tamam dediler, geldiler, baktılar böyle. Tamam dediler. Aa, ben bilmiyordum devletin böyle bir şey yaptı. Ay, evet evet, 4 sene önce vardı. Yani evet, o insanımız. Arada oluyor. Evet, insanımız. Aslında insandan öte. Ay, birbirimizi yani böyle. Siz belki daha tahammülden ziyade birbirimizin iyiliğini düşünüyor gibi yapıp aslında onun iyi olmasını istemiyoruz. Ay, bu aralarki konumuz büyük sahtekarız değil mi? Evet. Ve ben bunu çok yaşıyorum ya. Yani elimi sıktığım insanın hakikatini diyorum ki Allah'ım keşke alnında da içinden geçenler yazsa. Yani evet, senin için her şeyin en iyisini düşünüyor ama senin için en kötü şeyleri temenni ediyor. Tabii. Evet, ve ben bunu çok sık yaşıyorum hayatımda. Buna rağmen diyorum ki üretin arkadaşım. Bakın ben bu şekilde yaptım. Ben hiç vazgeçmedim. Yetimim diye, garibanım diye. Kimse, hiç kimseye acı satmadım. Ajitasyon yapmadım. Kimseye yokluğumla, yetimliğimle, garibanlığımla. Zaten. Evet. Bu kadar zamandır tanıyorum. Sen evet. Bilmiyordum bu taraflarını. Evet. Söylemediniz. Evet. Vergi dairesi dediniz ki ben evet. Artık kendi ürünlerimi yapacağım. Evet. Ev ürünleri. Benden evet. Vergi almayın. Benden vergi almayın. Onlar da tamam dediler. Evet tamam dediler. Başladık anlatmaya. Bu arada kargonun sağ olsun şube müdürünü de ikna ettim. Ben üretemezsem senin patronların bu peynirleri yemeyecek dedim. Yani. Benim üretmem lazım ve göndermem lazım. Güzel. O da ikna etmiş. Demiş ki evet böyle böyle söylüyor. Biz buna bir şans verelim.
o üretmek istiyor, destekleyelim. En az 2 ay verelim ona. Geldi, benim sayfada 150 kişi var. Ayşe Hanım dedi, ikna ettim. Sen beni ikna ettin, ben de onu ikna ettim. Kaç kargo yaparsın? Bilmiyorum dedim böyle. Peki nasıl olacak? Ya dedim, Allah'a güveniyorum. Çünkü ben bunu niyet ettim ve bütün engeller önümden kalkacak. Ben buna inanıyorum dedim. Allah'a güveniyorum, benim kimsem yok dedim, böyle yaptım. Dedi ki tamam, ama dedi ayda 150 kargo çıkaramazsan 2 ay sonra dedi sözleşmen iptal. Eyvah. Peki dedim, ya tamam, kabul. Çıktım, birkaç story atıyorum böyle horoda göre de anlatıyorum. Şirdan bana şöyle faydalı, böyle faydalı. Patladı gitti sayfa. Ben ilk ay 75 kargo, ikinci ay 200 kargo çıkardım. Maşallah. Biz rotaya üstüne çıktık. Üçüncü ay 500 kargo oldu ve bizim yetmiyor. Esma, ben, eşim, oğlum. Sabahlara kadar uğraşıyoruz. Dışarıdan süt alıyoruz, yapıyoruz. Yapıyorum, bozuluyor. 5 kilo, 20 kilo, 100 kilo bir değil ki. Tabii. Siz bir hani ölçüyle bir tencere pilavla bir kazan pilav bir değil ki. Tabii ki. Tutmadığı oluyor, birbirimize bakıyoruz falan. Eyvah. Evet. Daha sonra sizin gibi tatlı hanımefendiler, abla evet peynir yapıyorsun ama köy yerinde yaşıyorsun. Lütfen bizi tarhanla da, erişte de bunlardan da bulundur ki biz senden alalım. Tamam yapalım. Az az onlara başladık. O arada işletmemizi kurduk. İşletme izin belgelerimizi aldık. Tabii bunların hepsi zorlu süreçlerden geçti. Sağ olsun kötü komşu insanı mal sahibi eder. Kötü komşularımın da çok desteği oldu. Öyle değil ama. Ben COSGAP için başvurularda bulundum. Bunu buradan bütün samimiyetimle söylüyorum. Neden biliyor musunuz? Bir şey yaparken lütfen onu desteklemiyorsanız da köstek olmayın. Çünkü onu durduramazsınız. Eğer ben başarmak istiyorsam, ben ayaklarım üzerinde kimseye muhtaç olmadan kazanmak istiyorsam, birilerine faydam olsun istiyorsam, kadın olsun erkek olsun mutlaka Allah yolunu açacaktır. Ve Allah benim yolumu açtı. Sofya'nın arka bahçesinin manası Ayasofya'dan geliyor. Bilgi ışığı demek Sofya'nın arka bahçesi. Düşünmek demek, insanların geçmişini ve geleceğini düşünmesini istediğim için Sofya'nın arka bahçesi koydum. Biz elimizden geldiği kadar kadim yöntemlerle, geleneksel yöntemlerle güzel ürünler üretip sizin gibi değerli hanımefendilerin mutfaklarına gönderiyoruz. Bunu köydeki her kadın yapabilir, her anne yapabilir. Şehirdeki kadınların imkanı yok. Ben sadece buna vesile oldum. Yetiştiremiyoruz ay biz. Buna vesile oldum. İsteyen herkes, biz geçen hafta Hollanda'da bir temsilcilik verdik. Aa, evet. Ve bir Avrupa bayimiz oldu. Eylül itibariyle fuara gideceğim. Ve kimsenin başaramaz dedi. O Ayşe bugün yurt dışında Sofya'nın arka bahçesi olarak bir marka olacak inşallah. Ve oldu ben bütün canım, artık Türkiye'de bir marka. Tabii. Ama yurt dışında da inşallah hatırı bir sayılır. Bir de istihdam yaratıyorsun. Evet. Kaç kişi çalışıyor? 10 kişi var şu anda. Maşallah. 7'ydik 10'a çıktık. Tabii sezonlu kişilerde 12 oluyor, 15 oluyor. Yaprak zamanı 15 oluyor. Ay bayılıyorum işte. Onu diyorlar zaten. O biberleri topluyorsunuz, o salçalar kaynıyor. O kadar özeniyorum ki. Çünkü bizde olmayan bir şey. Ben küçükken niye köyümüz yok diye ağlayan bir insandım. Hep bir köy aşkı var bende. Bize gelin. Vallahi gelirim. Çalıştırırız. Hiç hayır demem. Bayılırım. Boyumdan büyük işler yapalım. Özledim ben ha. Siz özlemediniz mi boyumdan büyük işler ekip? Ay, biber gerçekten mi toplarız? Deriz. Sonra ağzımda sürer. Şey, peki o şirden mayalı anneannenin tarifi yapılınca çocuk iyileşti mi? Tabii ki. Allah Allah. Boyu siz Instagram'dan görmüyor musunuz oğlum? Şu anda 1.77. Çocuk düzenli olarak onu tükettiği zaman zaten öyleyiz. Biz fıtraten doğal yaratılmışız. Fıtraten bize uyan her şey şirden bize yarar. Kuzunun 4. midesi demek. Bu mide Allah tarafından insan midesine yakın enzimler salgılıyor. Hani siz peynir altı suyuna yıllarca doktorlar dedi ya. Şimdi buradan da söyleyeyim, diyabetli diyetisyen var. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Kardeş gibi. O anlatıyor. Aslında onunla patladı. Ben yıllarca dert anlattım. İnsanlar bir yere kadar anladı. Ama insan midesine yakın, en yakın enzimleri sağlayan mide kuzunun şirdeni. Siz ona maya yaptığınız zaman peynirin içerisindeki, sütün içerisindeki pıhtılaşma oranı artıyor ve siz size lazım olan bütün enzimleri, sütün içerisindeki bütün yararlı enzimleri, proteinleri almış oluyorsunuz. Bizim dikkat ederseniz lor satışımız çok azdır. Peynir altı suyu satışımız
ihtiyacımız hiç yoktur. Çünkü bizde o çöp üründür. Onu tavuklara dökeriz. Onu hayvanlara içiririz. Kalanını vitaminlensinler diye. Asla bir şeyle kullanmayız. Geri dönüşüme sebep olmaz. Ama peynir hamuruyla mozzarella yapılıyordu değil mi? Sen gönderdin onu. Ama evet, mozzarella yapılıyor dediğin yapmaz şey. Yapmaz Ayşe. Yaparım. Telemeyle yapılıyor çok aslında. Çok da zor bir şey ya yapması. Sizin, İzledim videosunu evet, da. Ama telemeyle yapılıyor. Peynir altı suyuyla yapılmaz o. Öyle önce sütü kestirirler sonra. Aa, ev yapımı demek ki evet, onlarınki. Yani pratik olabilecek. Pratik olanı, evet. Normal kimyasal mayalarda peynir altı suyuna o pıhtılaşma sebep olur. Yani pıhtılaşma olur. Ama bizim şirdan mayada o pıhtılaşma olmaz Evrim Hanım. Hmm. Çünkü biz size lazım olan her şeyi zaten tutsun diye o mayayı tutuyor, o kullanıyoruz. Ve bütün vitaminler, bütün o peynirin pıhtılaşma oranı arttıkça suya giren herhangi bir şey olmayacak. Sadece sarı su kalacak. Benim arkadaşlarım da geliyor eve. Peynirinizi yiyorlar. Bayılıyorlar. Biliyorsun ben de Nuray'ın evinde yazlıkta. Evet, evet. Bu ne güzel zeytin, bu ne güzel peynir diyor. Zeytinlerde misin bahçede? Zeytinler Yayladağ'dan geliyor. Anneannemin bahçesinden. Hatay'dan. Evet, Hatay'dan. Oo. Zeytinyağlarımız da öyle. Bir dedim ya. Zeytinyağı da çok evet, iyi. Gerçekten evet, kalitesi çok güzel. Vay be, ne güzelmiş ya hikaye. Evet. Hakikaten ya. Umutsuz olmayın arkadaşlar. Asla. Çok güzel. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Geldiniz. Ay, bize ben vakit teşekkür ayırdınız. Ederim. Ben teşekkür ederim. Size köye tanışmak geliyoruz. Bak nasıl yemek yiyorsunuz. Tabii buyurun gelin. Çok bir kere de daha. Oo, aldım kabul ettim ben. Aldım kabul ettim. Köydeyiz bu yaz. Bekleriz. Seve seve. Ayaklarına sağlık. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ben Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Ben teşekkür ederim bu hoş sohbet için. Bu tatlı yüzünüz, güler yüzünüz için. Bu güzel ekip için. Bu güzel ağırlanma için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cansınız. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.